57, 67 yaşında. 67 yaşındaki Şahinaz Çıray'ı arıyoruz. 9 Eylül Pazartesi günü Kastamonu Tosya'dan yaklaşık 2 kilo altınla kayıplara karışmış bu hanımefendi. Evet, 2 kilo altınla kayıplara karıştı maalesef. Dur bir saniye saçım. TikTok'ta 10 bin takipçisi varmış. Bu TikTok'tan toplamış bu 2 kilo altında. Annemin başına bir iş getirilmiş olabilir diye oğlu Muhammed Çıra geldi, 41 yaşında. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abla. Yanında da Sıla var. Sıla da Muhammed'in nişanlısıymış, 21 yaşında. Şimdi siz programın başında burada oturuyordunuz. Bizim de burada program devam ederken bir başka da bir faaliyet oluyor. Annem bazen diyor ki elinde sürekli telefon, çünkü sürekli bir şey yazılıyor. Şimdi az önce hani konu oraya gelince Sıla bu tarafa geçmek istedi. Araya bir tane güvenlik verir misiniz diye rica etti. Araya güvenlik oturdu. Ben de şimdi ne oluyor dedim. Gene mesaj yazdılar. Çünkü evet. Sıla, hani biz daha Şahinaz Hanım aramadık ama buraya geldin. Sen neden şüphelenerek böyle bir şey yapıyorsun? Söyle bana. Şimdi şu şekilde anlattıklarım karşısında herkes şok olacak çünkü. Kayınvalidem 9 Eylül pazartesi günü sabah 8 sularında ayrılıyor Müge abla evden. Evden ayrılmadan önce evde yangın çıkıyor. Evin dışarısında halı ve yatak vardı. Ev resmen kundaklanıyor. Yangın çıkıyor evde. Ben o sıra ayıptır söylemesi duştaydım. Ne oldu, ne bittiğini bir baktım. Kayınvalidem, ya kızım yangın çıktı, ev kundaklandı dedi. Denildi. Ardından 2 kilo altını, altın torbasını eline alarak dedim ki anne ne yapıyorsun sen dedim. Kızım dedi, bozdurup banka hesabıma koyacağım dedi. Bu şekilde Müge abla yani. Gidiş o gidiş. 9 Eylül pazartesinden beri haber alamıyoruz kendisinden. Sen niye şimdi nişanlının arana güvenlik çıkıyor? Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Ben sizlere yangın çıktığı sırasında çakmak bulundum. Ben kendisinden şüpheleniyorum. Nerede buldun bu çakmağı? Yangın sırasında. Yangın olduktan sonra dışarıda buldum. Bizde böyle bir kimseye ait çakmak yok. Ben de kendim tütün maddeyi kullanmıyorum yani. Kim kullanıyordu bu çakmağı? Senden duyayım. Kim kullanıyordu bu çakma? Ben kimin kullandığını bilmiyorum çakma ve bize ait çakmak yok öyle bir şey. Onu işaret ettin az önce. Evet. Allah için konuş da yani. Allah için konuşuyorum ben. Yani sen şimdi Muhammed'den mi şüphelendiğini söylüyorsun? Muhammed'den şüpheleniyorum ve görümcem hanımdan şüpheleniyorum. Yani bizim aradığımız Şahinaz Çıra'nın kaybıyla ilgili oğlundan ve kızından mı şüpheleniyorsun? Evet. Ya Rabbi. Çünkü benim zayıf noktamı kullanmak, hani ben kendim panik atak hastasıyım. Benim zayıf noktamı kullanarak benim üzerime atmaya çalışacaklar. Ve ben bunu eninde sonunda ortaya çıkartacağım. Kendisi de zaten yasaklı madde kullanıyor. 14'ünde pazartesi gününde mahkemesi var ve yargılanıyor, cezaevine girecek. Sen de onlar da benim üzerime atacaklar. Evet. O yüzden ben diyorsun bildiklerimi söyleyeceğim. Evet, ben bildiklerimi söyleyeceğim. Hak da haksızı ayıracak sonunda. Rabbim görüyor yukarıda kimin ne niyetli olduğunu. Muhammed Bey dur ben bölmeyeyim. Reklam gösteriyorlar. Daha programa konu gelmeden çözülüyor galiba. Bu da bir şey değişik. Daha hiç kadının i̇şte, kaybolduğunu şey yapmadı. Müge Hanım. Hani dur neyse böyle bence dökülmesi herkesin iyi. Bir atasözü var ya işte Allah yapacak. Ben de bir şey anlatacağım. Bugün kopacak zaten şey. Siz de gerçekleri anlatacaksınız. Yapacak bir şey yok. Kendi de başlatıyor. O zaman çakmak siz de... bir kere benim değil. O çakmak bir kere el izimi istiyorum. Bir dakika. Şahinaz Hanım'ın ne olduğunu biliyor musunuz yani ne olduğunu? Annem o benim. Ya biliyor musunuz başına ne geldiğini? Ben başına ne geldiğini bilmiyorum. Annem benim ablamla şüphe... Ablamla şüphe... Ablamın orada olduğunu tahmin ediyorum ben sadece de. Şu an benim anlamadığım tek bir nokta var Sıla'nın. Neden benim başıma attınız bu olayı? Onu çözemedim. Sen ve ablan benim zayıf noktamı kullanarak benim başıma atacaksınız ama Müge abla sağ olsun bunu ortaya çıkartacak. Senin suçun günahın yok ki. Benim suçum günahım yok. Benim zayıf noktam ben panik atak hastasıyım. Psikiyatrik sıkıntım olduğu için diyorum, benim üzerime atacaklar. Hemşerim, ve ben bunun Müge abla ortaya çıkmasını istiyorum. Canım ben sana diyorum ki ablam, bana canım deme. Ablamdan şüpheleniyorum diyorum. Bana canım deme. Sus. Şimdi Sıla ile Muhammed nişanlılar. Muhammed'in annesi Şahinaz Çıra'yı aramak için aramızdalar. Şahinaz Çıra 9 Eylül pazartesi günü Kastamonu Tosya'dan kayboluyor. Kendisinden bir aydır haber alınamıyor. Kendisi TikTok'ta 10 bin takipçisi olan bir hanımefendi. 67 yaşında. Kolundaki o bileziklerini falan da görüyorsunuz.
10.000 takipçiye ulaşmış. Hep bu TikTok'taki paralarla mı? Evet, bu TikTok'taki altınlar... paralarla elde etti Müge abla. Ne yapıyor TikTok'ta? Başka bir adletli bir şekilde hani spam, uygunsuz içerik yani adletli hani bir şekilde çekindiği için hani başka bir geliri var mı bilmiyorum. Açıkçası ben hani bilmiyorum başka bir geliri var mı ama TikTok'tan elde ettiği gelirlerden biliyorum. Anladım. 67 yaşında iki çocuk annesi. Tosya ilçesinde, Kastamonu Tosya'ya bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde stüdyomuzdaki oğlu Muhammed ve onun nişanlısı Sıla ile beraber yaşıyor. Eşi 30 yıl önce vefat etmiş. Ev hanımı dediğim gibi bir süredir TikTok'ta yayınlar yapıyormuş ve 10.000'e yakın takipçisi varmış. Yani hani, önemli bir takipçi sayısı mı? Yani çok özür dilerim ben ilgilenmediğim için bilemiyorum. TikTok'ta yayın yaparken de 3 yıl önce kendisinin 30 yaş küçük Ramazan Dilek isimli kişiyle tanışmış. Bir süre sonra tanıştıkları gönül ilişkisine dönüşmüş. Hatta Ramazan Bey Şahnaz Hanım'ın yanına taşınmış. 1,5 yıl beraber yaşamışlar. Ancak 38 yaşındaki Ramazan sahte plaka kullanımından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Ne demek sahte plaka kullanımı? Bu sahte plaka işi değil. Yasaklı madde olayı var. İşin içerisinde her şeyin dökülmesini istiyorum ben. Sahte plakadan kimse içeriye girmez. Tek bir sahte plakadan ya kimse içeriye girmez. Boş konuşmuyorum. Boş konuşmuyorum. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye ben anlatayım. Bir önce bir annenizle ilgili de haber gelir Sıla diye. Sıla Hanım sen ben şimdi şok neyse oldum. Şu an... Dur bir dakika. Ben buyum. Siz benim gerçek yüzümü gösterdiniz. Müge abla senden rica ediyorum. Elini ayağını öpeyim. Ne olur gerçekleri ortaya çıkar ablacığım. Yalvarırım sana. Bu program hastası. Annesine babasına bağlansınlar. Bir saniye benim de konuşma hakkım var. Biz program hastası değilim. Hayır. Sılacığım ama yapma ama... Ya bunlar yani burada yapmanın bir anlamı yok. Burada kalma. Ya ben tam bir dakika Muhammed Beyciğim bir dakika boşuna, ben bir konuyu anlatayım. Zamanınızı harcamayın lütfen. Ama ben konuyu anlatayım kadını bulalım. Hayır zamanınızı harcamayın. Anlamadım daha henüz. Evet. Konuyu müsaade abi, edin anlayalım. Yanlış yanlış anlatıyor. Yani siz de inanıyorsunuz. Tamam inanmıyor. Dur, İnandığımız dakika, yok kimseye. Ya. Ben de bir hakkım var yok, yani. İnandım. Neyse abla, Şahnaz Bey de 1,5 yıldır cezaevinde olan sevgilisi Ramazan'ı her görüş gününde ziyaret ediyormuş. İlişkileri böyle devam etmiş. 9 Eylül pazartesi günü Şahnaz Çıra sabah saat 8 sıralarında evden Tosya Devlet Hastanesi'ne diş randevusu olduğunu söyleyerek çağırdığı ticari taksiyle evden ayrılmış. Giderken yanına oğluyla gelinin bildiği kadarıyla yaklaşık 2 kilo ağırlığındaki altınlarını da almış. Evden çıkarken çıkmadan önce de size demiş ki altınları bozdurup bankaya yatıracağım. Evet, bu da sizin son konuşmanız söyledi. Olmuş. Evet. Akşam olup eve dönmeyince oğlu Muhammed annesini aramış. Şahnaz Hanım'ın telefonu çalıyormuş ancak açılmıyormuş. Daha sonra da telefonu tamamen kaybolmuş. Şimdi siz ikiniz bu başvuru yaptınız. Hatta sen herhalde program kim aradı evet, programı? Evet ben aradım programı. Sen aradın. Biz de sizi davet ettik. Buraya geldiniz. Evet doğru. Siz beraber programın başında burada oturuyordunuz. Sonuna evet. Doğru sen dedin ki hani en son size sıra gelince araya bir güvenlikçi gelsin. Korkuyorum ben bildiklerimi anlatacağım dedi. Önce iyiydik evet. Yani sonradan ne oldu? Anlatabildim evet, mi? Yani ben bile şok oldum. Hani oturuyorlardı böyle. Önce iyiydik sonra ne oldu? Aralarında gayet de samimi bir ilişki yani? Vardı. Ablacığım, bir anda iyiydi, ne oldu anlamadım oldu yani. Ben ya bile. Bir reklam arasında falan bir şey mi konuştunuz? Sonra da az hayır, önce de bana bir tane çakmak getirdi Sıla. Dedi ki evde de bir yangın çıktı. Müstakbel kayınvalidem evden çıkmadan önce... Ben de dedi Muhammed'den oğlundan şüpheleniyorum dedi. Ben o çakmağı elinizin istiyorum. O çakmağı kendisine ait çantasında görmüştüm. Hayır kendime ait. Tamam artık bunu elinizin elinizi kalmamış. Ben görmüştüm. Elinizin almasını istiyorum. Elinizin kendisi bir saniye. Dur bir dakika mikrofonunu. Ben de konuşayım. Yani. Tamam, bir dakika dur Muhammed'ciğim dur. Biz de dinlemeye Sılacığım sen yani. Niye durdun hani Heh. İki blok sonra Muhammed'in yanından ayrıldın? Ne i̇şte oldu? İşte bu evet. Ver cevabını. Yani şimdi... Program gereği hani... Onu boş ver. Kastamonu'na geldik güzel. Bir şey yok. Dur ben bir soracağım lafımı işte. Bir sen konuşmak istiyorum. Tabii. Tamam. Benim tüm ailem izliyor. Ben sahipsiz değilim. Ailem benimle görüşmüyor da olsa ben sahipsiz değilim. Benim annem yengem izliyor. Az önce bana ulaştılar. İzliyorlar. Ve açıkçası Müge abla ben her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Ben bildiklerimi anlatacağım. Ondan sonra takdire ilahi kalmış. Rabbime kalmış. Her şeyi açığa kavuşacak. Tamam ne biliyorsun? Kayınvalidem... Evden ayrılmadan önce sabah 6-6.30 sıralarında evde yangın çıkıyor dışarıda. Ben o sırada duştayım. Benim hiçbir şeyden haberim ben yok. Ben neredeyim? Benim hiçbir şeyden haberim yalan yok. Yalan konuşma. Uyuyordun senin yanında. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Diyordur. Ona da söyle. Cevap vermiyor ablacığım. İçerideydi. Ne yaptığını bilmiyorum ben. Uyuyordum ya.
Ben banyodayken nasıl görebilirim? Beni kaldırdın ya gelip. Baykuş gelince. Muyum benim arkada ateşi da mı gözüm sensin, var? Sensin gelip beni kaldırdın ya ben, sen. Baykuş muyum benim arkada gözüm mü var? Beni kaldıran sensin ya dışarı yanıyor dedin ya İzin sen. İzin verirsen bir konuşmak istiyorum. Ben tamam, sana altında hamle edemiyorum. Allah için konuş. Bak burada bizi milyonlar kişi izliyor yani. İzlesin benim Allah gözüm açık alnım var. Allah için benim gözüm açık alnım var. Tamam Sıla'cığım yani sen banyoya girdiğinde Muhammed Bey de uyuyordu. Ben de evet. Uyuyordum diyoruz. Ama bak şimdi şöyle bir şey kendi var. Kendi kaldırdın. Benim anladığım kadarıyla evde bir yangın çıkmış. Yani onun da görüntüsü evet, var. Evet yangının görüntüsünü verilmesini istiyorum. Ekip arkadaşlarınızla tamam. Atmıştım ben. Ama o yangın ama bu yangından sonra kayınvaliden bu yangında ortada değil mi? Ortada. Hayır. Yangından hayır. Sonra yangından sonra hayır, Kastamonu'daydı. Ortada. Anne. Ortada. Hayır kendisi ortada. Ona, Kastamonu'da yalan olduğunu söylüyor biliyorum şu anda kendisi. Kendisi şüpheli olduğu için yalan söylüyor. Efendim, bir dakika ben... Şimdi yangından sonra mı bu kadın taksiyi çağırdı? Evet yangından sonra konuşmama izin verir misin? Allah yapacak ya bak dönüp dolaşacak kendi kazdığı uyuyor kendi düşecek. Heh. Ben burada konuşuyorum bak. Güzel güzel geldik dedi ki ya böyle programa çıkmak istiyorum dedi bana. Tamam. Böyle böyle dedi, söyleyelim dedi. Ondan sonra yalan söylemiyorum ondan ben. Ondan sonra kayıp, kardeşim bana kayıp. Taciz etti. O konudan geleceğim dedi. Hayır. Beni buraya getirtirdi. Öyle getirttirmedim ben. Kayıtları var. Ben öyle uyurken evin kapısını kilitliyordum. Bir saniye ya. Bir saniye. Evin kapısını kilitliyordum ben uyurken hani kapımız açıktı. Hayır öyle bir şey köpek yok falan Gülgen. Gerçekten dedi. Bir öyle bir şey kadın. Yok. Ama dur bir anlatsın bir Muhammed dedi. Bir müsaade versene kadın. Kapımız sahte kapı olduğu için bak görüyorsun zaten. Kapı anahtarını kilitliyorum hani kedi köpek girmesin diye. Tamam. Dedi ki ya dışarı çıkmak istiyorum kapı kilitli dedi. Anahtar dedim pantolonun cebinde al anahtarı verdim 10 dakika sonra yangın çıktı. Ben çıkarmadım. O çakmakta bunun cebinde gördüm ben. Benim yalan söylüyorsun 10 senedir şu anda o evdeyim, yalan ben söylüyorsun. Kimse, hayır 10 senedir o evdeyim ben kimse yangın çıkartmadı benim. Yalan söylüyorsun. Orada siz muhtar da bağlasın herkes bağlasın. Siz benim zayıf gönlümden bağlanırlar. Sen ayağa bakın da Müge Hanım'ı kandıramazsın. Şurada şeyleri kandıramazsın abilerimi. Hoca Türkiye'yi kandıramazsın. Ben benim, şey yapmam abi ben öyle. Siz benim zayıf terbiyesiz bir insan değilim yani. Siz benim zayıf noktamdan zayıf noktamı kullanarak. Programa çıkayım dedi. Hayır. Kardeşimden bahsedeceğim dedi. Benim zayıf o yüzden noktamı, yalanlarla alet ettim. Hayır. Annem Kastamonu'da benim ablam yanında. Ne? Yalanlarla benim adeli alet ettim. O zaman bir aydır kadın neden yok? Hayır dün neden yanındaydı. Neden altınları aldı dün yanındaydı gitti? Kadın. Neden altınları kadın aldı dün, gitti? Kadın dün neden yanındaydı. Neden yok bir aydır ortada? Bir dakika, ya senin için anneni sen aramıyor musun? Dün bunun yalanlarına alet oldu. Başıma gelin ona baksana ya. Koskoca 42 yaşında adamsın. 21 yaşında bağlasın annen. Aklına mı uyacaksın? Annemi de kandırdın be. Anneyi kandırmadım ben. Koskoca bir annemi de kandırdın sen. Kadın, bir aydır. Bir dakika durur musun? Şurada yaptığın yalanlar iftira atma. Bir aydır ortada yok. Bir hayır iftira atıyorsun. Bir aydır ortada yok kadın. İftira atma benim başıma. Şunu içiyor bunu yapıyor. Dansözlük yapıyor bunu yapıyor. Muhammed. Ablacığım gururuma dokunuyor ya. Senin annen kayboldu mu kaybolmadı mı? Abla bunun yalanlarına annemi de alet etti. Ne? Bir aydır kayıp. Annemi alet etti yalanlarına ya. Koskocama kadını kandırdı ya. Nasıl? Kadını kandırmadım. O zaman o altınları nasıl yaptı? O altınları sana nasıl ne, yaptı? Sana ne? Elin maaşı nasıl var. Sana yaptın? Ne yayın altınları? Maaşlı olacak bir burada iş değil. 2 kilo, 2 kilo altın maaşlı olacak sen bir iş değil. Milleti, ay, Allah'ım bana sabırlar ihsan et. Bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Ya gururuma dokun ya. Yalan konuşma ya. Bir dakika ya. Sizin anneniz yok gitmişsiniz polise kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz. Şimdi annemiz ortada mı diyorsunuz? Ben ablamın yanında biliyorum annemi. Niye o zaman? Bir aydır yok. Dün de, beraber değil miydiniz? Bir aydır neden eve gelmiyor? Hayır beraber değildik dün biz. Dün de beraberdiniz. Hayır değildik. Kadın bir aydır sana ortada dedi ki, yok. Oğlum seni bir bıraksa da. Yok. Oğlum Mehmet seni Bey, bıraksa da. Muhammed Bey bir saniye Sıla. Sen anneni en son ne zaman gördün ya da ne zaman konuştun? Sana soruyorum. Abi, Sıla'ya hepimizi bakma. Kandıran Sıla, Sıla'ya bakma. Sıla'ya bakma. Bak. Hepimizi kandıran bak, Sıla oldu. Bak sorum çok açık. Dün konuştular. Sen, ben sana soruyorum. İletişime geçmedim Müge abla. Muhammed sen dün annenle konuştun mu? Hocam dün konuştuk. Dün sesini duydun mu annenin? Evet. Ne geldi? Sıra'nın yalancısıyız biz. Ne geldi? Neden yok o zaman? Sıra getirdi bizi abla. O 42 yaşında adamsın. Benim aklıma dedi ki beni buraya getirdin. Ne olursun yalvar yakar. Anamın ayaklarına kapandı. Benim ayaklarına kapandı. Senin ayaklarına kim kesti kapanacağım ya? Oradan girdi benden çıktı ya. Sizin... Bütün her şeyi başıma atmaya çalışıyor abla. Bir mikrofonu alır mısın bir sen? Şüpheleniyor. Bir dakika dur. Her şey benim başıma. Aa bağırmayın ama benim o kadar yüksek sesi kafamı algılamıyor. Evet. Müge Hanım, Sıla Muhammed'den, nişanlısı Muhammed'den şüphelendiğini bizimle ayrıca paylaşırken Muhammed Bey de ekip arkadaşlarımıza bizzat burada reklam arasında annesinin kaybıyla ilgili kız kardeşi hanımdan şüphelendiğini söyledi. Evet ama yalan söylüyor. Ama Sıla'nın yalanlarına uyduruyor bizi.
Orada ben yoktum. Benim adımı niye bastırdı? Öyle bir şey demeyecekti. Sen 42 yaşındasın, ben 21 yaşındayım. Arada 21 yaş fark var. Benden niye şüphe kadın? Annem sana dedi ki... Senin suç dosyan kabarık. Bir daha açıklamak istiyorum. Eski imam nikahlı eşi Kamile Akın kendisinin fuhuş ticareti yaptığını söyledi. Ya ve kendisi üzerinden para kazandığını söyledi. Nereden girdi? Söyledi. Nereden çıkıyor ya? Ya evimizi yakan sensin. Neyin peşindesin? Evini ben yakmadım. Annem nerede? Kastamonu'da diyorum sana. Altınları nerede? Şu evde. Kapıyı kıralım mı? İçeri belki duman girmiştir. Ya bırakalım mı müşteri? Ben şeyi bırakmıyorum. Bırakın ya. Bırakın müşteri. Burayı başımıza yapıyor. Sana sensin. Uğraşacağım. Ablacığım benim bak benim mahkemem var orada önünde. Benim Allah'tan başka korkum yok. Mahkemeyi tamam görelim. Sen cezaevine cezamı gireceksin verir. Zaten. Bak cezamı verecek. Gideceğim yatacağım. Ablacığım annesi bunun yalanına uydum ben. Yalanına uydu da. 60 yaşındaki kadını yalanına kandırdım. Ağlayarak. Ay tamam annenin yalanına uydurdun. Peki ne zaman annenin ortada olduğunu öğrendi? Ablacığım ben sana şöyle anlatayım. Müge abla konuşturmuyor beni yani. Kırtlağım vurdu ya. Tamam sen konuş bir şey olmaz ama. Ablam bu bizim oraya geldi. Bizim yani benimle evlendi. Nişanlı da değil yalan konuşuyor. Yalan evlendik konuşmuyorum. Biz. Evlendik değil. Resmi nikah da yok. Ya resmi nikah yok. Ben hocam lütfen ben konuşabilirim. Ya resmi nikahın yoksa resmi evli değilsin zaten abla. Muhammed. Ama tamam. Evli yani nişanlı da değiliz. Değil zaten. Nişanlıyız. Tamam. Ben beraber resmi olarak 6 ay önce zaten beraber boşanmış. Yaşıyor. Boşandım ben. Bir evlilik geçirdim. 6 ay önce resmi olarak boşandım Müge abla. Ya kardeşini bağlamasını istiyorum kendisi ya. De, kendisi de kardeşini beni 30 yaşındayım istiyorum. Diye kandırarak çağırdı. Ya bir dakika çağırdı. Arkadaşlar. Kimliğini de bilmiyordum 30 yaşındayım diye çağırdı 42 yaşında çıktı. Ben mi söyledim? Benim de vücudumda mesajlarını da böyle okuyun mu şimdi? Babama böyle böyle yazmışsın. 30 yaşındayım de attığın mesajları çıkartayım mı? Hiç umurumda değil. He? Hiç umurumda değil. Niye yalan konuşuyorsun? Yalan konuşmuyorum ben sana. Ya program... Ben niye geldi? Ah 60 yaşında annemi kandırdı ağlayarak. Beni de kandırdı ya şimdi ya. Senin annen nerede Muhammed? Annem Kastamonu'da ablam... Dün bir aydır niye nerede? Yok? Bir aydır bir dakika Sıla bir dur. Bir dün dur. Annem dedi ki buna... Oğlum seni bıraksa da ben sana bakarım kızım dedi. Yalvar yakayım. O kadının yaptığı iyiliklere var ya sana ya, nalet olsun yazıklar olsun. Tamam bana yazıklar olsun. Siz de kafa kırık fikiriniz ya. Ben programa çıkmanın peşinde abla bu. Programa çıksa ne olacak? Bu programa çıkınca alıp da Hollywood filminde oynadık. Oscar almıyorlar ya. Bu programa çıkınca ne oluyor arkadaşım? Ya programa çıkınca ne oluyor anlamadım yani. Bir dakika Muhammed. Buyur ablam buyur. Senin. Nerede düşündünüz ya? Sen bundan 15 dakika evvel Sıla bizim eve bu yakta deyip bu çakmağı verince bizim arkadaşlara ablam da annemi ben annemin kaybından ablamdan şüpheleniyorum dedin. Şimdi evet. Sıla, ablamın, annemin dedim. Kaybından ablamdan şüpheleniyorum demek ne demek? Dedim abla niye dedin? Niye dedi? Yine hala bunu korumanın peşindeydim. Bunu korumanın yine peşindeydim. Yine hala senin yalanlarını meydan çarpmamak istedim. Hayır, benim yalanım yok. Benim yine ben yalan konuştum orada. Benim tüm ailem izliyor, akrabalarım izliyor. Yok ya bizimkiler eşek ya başı izlemiyor ya. İzliyor. Yok canım bizimkiler koyun. İzliyor. Ulan rezil ben ettim beni ya. Değilim. Ben sahipsiz değilim. Kendimle rezil oldum. Tahsin senin annen nerede? Ablacığım benim annem nerede biliyor musun? Nerede? Dün ikisi vedalaştılar kucak kucağa. Vedalaşmadık. He? Bir aydır yok ortada. Ara bağlan. Abi annemin bağlanması istiyorum. Bir aydır ortada istiyorum. Yok. Tamam dur bağlan. Sarılmadınız mı? Hayır sarılmadık. Ağlayarak bizi kaldırıp buraya getirmedin mi? Getirmedim. Bütün dünya düşsün. 42 yaşında adamsın be yaşından başından lan utan ya. Lan istersen 50 yaşında olayım. Annen dedi ki bana. Yaşından başından dedi, utan. Bu kız 2 gün sonra... Sana oğlum demedi. Bir sürü de hakaret saydırdı. Sen bana 30 yaşındayım dedin. 42 yaşında adam çıktın ya. Ben mi dedim? Evet. Yazıklar olsun sana. 30 yaşındayım dedin, 42 yaşında adam çıktın. WhatsApp mesajları şey yapılıyor mu, geri geliyor mu? Kendi silmiş telefonumdan. Alabiliyoruz mu geri? Muhammed. Kendi bana yazdı. Babam bilmiyor. Şifresini bilmiyorum. Abla, babam, ben nasıl sileyim? Buyurun. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Müge abla, benim rahatsızlığım var. Tamam, psikolojik seni... olarak rahatsızlığım var. Benim bu zayıf noktamdan kullanmaya çalışıyorlar. Senin bir aydır... Senin zayıf noktanla ne alakası var? Ah, gidiyorsunuz, kayıp diyorsunuz, başvuruda bunu, ya başvuruda bunu, neyin üstüne atacaklar? Kadın ortada diyorsan neyin üstüne atacaklar? Abla Allah bir aydır Allah. O zaman niye göstermiyorlar? Bir aydır neden hayır, yok yok hayır, diyorlar? Dün vedalaştın ya. Dün vedalaştın ya. Dün nerede vedalaştı? Nerede vedalaştı? Dün anlamda sarıla sarıla geldi abla. Nereye? Sarıla sarıla gelmedim ben. Bağlasın benim, bağlasınlar. Bir aydır yok. Milleti kandıramazsın. Senin yalanlarla davet ettin beni. O zaman aklım var, kaç
yaşında adamsın, aklını kullansaydın o zaman. İşte sevgi işte, sevgiye yeni düşüyoruz. Sevme, işte. Sevme kardeşim beni, sevmeyin ya, sevmeyin. Benim anam babam var, benim kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. Ya annem baban zaten neler diyor sana. Ben neler dese de o benim annem babam. Sen benim annemi babamı kötüleyemezsin. Bana oğlum diyor, kızım diyor, kızım iki kişi sana kaçar diyor. Oğlum demedi sana, benim yaşımda adamsın dedi, ağzına geleni verdi. Vallahi yarın bir gün film çevirecekler bizi ya. Yani ki bak, arkadaşlar, arkadaşlar. Burası oyuncak yer değil. Anlattım Müge Hanım. Müge abla dedim, böyle oyuncak yer değil. Şey yaparlar dedim yani bizi dedim. Ya herkes bir şey olmaz. Ortaya çıksın. Bir şey olmaz. Eşi İstanbul Genel Müdürü diyor sen. Müdürü ya. Boş yer değil burası. İstanbul'un ilk müdürü bizi rezil ederler. Konuyla hiç alakası yoksa. Yani bak hayatım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Kastamonu'da da emniyet müdürü var yani. Hani Kastamonu'da da emniyet müdürü var. Siz hiç merak etmeyin de yani siz bu kadına ne yaptınız yani sonuç itibariyle? Nerede bu kadın 2 kilo altı? Nerede bu kadın 2 kilo altını? Sınavıma sormalı. Ben onunla şüpheleniyorum. He? Sınavıma sormalı. Dün vedalaştın ya. Ben daha 3 ay olmuş. Bir aydır ortada yok. Evde madem ya. Ortada Müge abla, Allah rızası için neden ortaya çıkarmıyorlar? Neden yok diye ben her gün ağlıyorum. Ya. Psikolojim bozuldu. Hala yalan konuşuyor. Ben her gün ağlıyorum. Psikolojim bozuldu. Kadın ortada yok diye. Neden benim günahıma giriyorlar? Neden benim günahıma giriyorlar ya? Neden? İnanıyor bak. Müge abla da inanıyor. İnandın değil mi? Vallahi inanıyor ya. Buradan çalsın inanıyor bak. Neden giriyorlar? İşte kadının gözyaşı, tipsak gözyaşı. Ben inanmıyorum. İnanma hocam. Sen niye inanmıyorsun şimdi... Muhammed? Biz anlamadık ki. Sen neden diyorsun ki annem ortada. Dün annemle beraberdik. Ama 15 dakika evvel de ablamdan şüpheleniyorum. Anneme Sıla diyor ki vallahi ben öldürmedim diyor. Işte. Ya bir şey olmasa da başına ben bir şey getirmedim. Benim zaten kendime göre Burhan sıkıntılarım ekran, var. Millet bize gülüyor ekranda ya. Kendime göre sıkıntılarım var. Lütfen annem duyuyorsa bağlansın, anlatsın beni nasıl biri olduğumu. Anne sana demedi bağlansın. Mi? Gitme kızım demedi mi? Sen de çağırdın, sahip çıkacağım bilmem ne, böyle. Çıkmadın ben mı? Sana inanarak sahip çıkmadın. Anne... Benim vücudumda da darp izleri var. Ekip arkadaşlara göstereceğim. Kim, ben mi vurdum? Şimdi siz bir dışarı bir çıkın. Bir anlaşın kendi aranızda. Anneniz yok, kayıp mıydı? Yok, anlaşmak istemiyorum. Hayır, kesinlikle ben yüzünü görmek istemiyorum. Tamam, ben ikiniz anlaşın diye söylemiyorum. Kadir'cim bir al arkadaşları, siz bir anlaşın bir nerede bir Şahinaz Hanım'la ilgili de. Bakalım şimdi bir akrabalarına falan. Sen de çık. Oğlum senin annenden bahsediyoruz. O gider gelir bilmem, senin ablacığım, annen ya. Yalanlarınla beni alet etti. 67 yaşındaki anamı da alet etti. Sen hala sana konuşuyor, o inandırıyor yani bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Kandım benim abla yani. Benim böyle diyeyim? Kafamda böyle bir ampul falan var. İnanma seviyemi mi ölçüyor yani? Hani buraya geliyorsun, inandın mı inanmadın mı? Ben inandırıyor bir şekilde, kandırıyor yani. Kandık biz de buna. Annesi bile dedi ki ya gitme dedi, kızım dedi ya. Oğlum dedi, alma bunu dedi. İki gün sonra senin başına neler getirir. Muhammedciğim. Kardeşine de bir şey yapmış. Muhammedciğim, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen 15 dakika evvel benim annemin başına ablam bir şey getirmiştir dedin. Dedim abla. Bak bu dediğiniz şeyler, burada biz program yapıyoruz. Hani yalancı dersin, gidersin, şu dersin, bu gidersin dersin de. Çok tamam mı? Şey birine annemin başına 2 kilo altınıyla ilgili bir şey getiriyorum demek bir suç. O dedi bana. Desin. Sen kendi kardeşinden bahsediyorsun. Olsa gel köprüden atlayalım dese atlayacak mısın? Onun evinde olduğundan şüpheleniyorum dedim. Yani karşıda öldüğünde demedim abla. Onun evet. Evinde olduğundan şüpheleniyorsun. Evet, öyle dedim. Öyle demedin. Ama şu anda evimizde annem. Başına bir iş getirdi demek. O nerede şu an evimizde? 10 dakika evvel söyledin. Reklam arasında söyledin. Şu reklamın arasında söyledin. Ama kandırdı da söyledim abla. O sana hayır. O dedi ki evi yaktı dedi. Şey verdi. Çıktınız burada sen. O dedi ki ben Muhammed'in başına bir şey getirdim. Hayır ben söyledim. Kime söyledim onu? Kime söyledin? Ekip arkadaşlarınıza söyledim. Ne dedin, ablamdan şüpheleniyorum dedim. Hayır, ablam günün evinde dedim. Ablamdan şüpheleniyorum, ablam başına bir ablam günün evinde dedim ablacığım, hayır. Hayır, şimdi daha az önce dedi, dedin bir ablam. Abi vardı. Hayır, bir de abi vardı. He. O abiye dedim, Kur'an çarpsın dedim. Bak sıra yalan konuşuyor abi dedim. Böyle böyle iftira atıyor. Benim başıma niye attığını anlamış değilim. Annem benim ablamı orada dedim yani. Ama bu ben size şöyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum şu an ne olduğunu da. Hayır abla. Bir şey söyleyeceğim. Yani kadın sizin yanınızdan zaten... Kaçmalıydı da. Evi de yakan bu, Kur'an'ı kim çalsın? Evi niye yakıyor? Annemi Kastamonu'dan getirmesi için Tosya'ya. Annem, şöyle anlatayım kısacası. Annen nerede? Kastamonu diyorum Sıla. Ya dışarı çıkacağım, işte ateş yaktı oraya. 10 dakika sonra alevler geldi yani.
Onun bir dışarı çıkması. Hani sen uyuyordun. Annemin buraya gelmesi için. Tosya'ya gelmesi için. Altı durumda yani. Yani anlamışsınız yani. Pek kendine değil bu. Sen? Ben de kendimdeyim yani, konuştuklarımı biliyorum Yüge abla. Ben ne konuştuğumu biliyorum, 40 yaşındayım. Cahil bir insan değilim ki çakmağına çakayım da, annemi öldüreyim de, paralarını alayım da. Öyle bir yetkim yok ya, ben annem ya. Annedir bu ya. Yani köpeğe bile... Hani affedersin, anne yani. Anne kıyılmaz. Anne bir candır ya. Bir çift geldi, nişanlı olduklarını söyleyen. Kastamonu'da yaşayan... Muhammed Bey dedi ki benim Kastamonu'da yaşıyoruz biz. Annem 67 yaşındaki annem Şahinaz Çıra'da kayboldu dedi. Sonra bir yangından bahsettiler. Yangın görüntüleri getirdiler. Bir çakmak getirdiler falan. Valla biz de anlayamadık yani ne olduğunu. Şurada beraber otururlarken birden aralarına kara kedi girmiş gibi ayrıldılar falan filan. Siz de şahitsiniz olaya. Bambaşka bir konu için almıştık. Bambaşka bir noktaya geldi. Ama neyse şunu söyleyeyim size. Biz 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'yı bulduk. Şahinaz Hanım da dedi ki... ben bu müstakbel gelinim nedeniyle evi terk ettim. Altınlarımı da aldım. Onun nedeniyle evimi terk ettim. Oğlumdan bir şikayetim yok ama dedi. Gelinden Sıla mıydı ismi? Sıla'dan dedi korktuğum için dedi. Evi terk ettim dedi. Neyse sağ salim bulunduk. Bulundu. Bir de röportaj da yaptı bizimle. İsterseniz izleyelim. 2 kilo altınla izini kaybettiren bir kadın. 2 kilo altını bozdurup banka hesabıma koyacağım dedi. Yangın çıktı, ev kundaklandı dedi. Gidiş o gidiş, 9 Eylül pazartesinden beri haber alamıyoruz kendisinden. Birbirlerini suçlayan iki nişanlı ve yarattıkları kafa karışıklığı. Yangın çıktığı sırasında çakmak bulundum, ben kendisinden şüpheleniyorum. Kim kullanıyordu bu çakmağı? Ben de bir şey anlatacağım. Bugün kopacak zaten şey. Siz de gerçekleri anlatacaksınız. Yapacak bir şey yok, kendi de başlatıyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kayıp benim diyorsunuz. Üstüme başvuruda atacaklar. Bunu, ya başvuruda bunu bak, neyin üstüne atacaklar? Kadın ortada diyorsan neyin üstüne atacaklar? Bir aydır yok ortada. Milleti kandıramazsın. Senin yalanlarla davet ettin beni. Tüm bu karışıklık yayınımızın ardından son buldu ve Şahinaz Çıra'yı bulduk. Ortaya olmadık şüpheler atan müstakbel gelini yüzünden izini kaybettirdiğini söyleyen Şahinaz Çıra, belki de ilk kez biri kendisinden endişe ettiği için mutluydu. Müce Hanım, sen beni merak etmişsin, sen beni aramışsın, Allah bin kere senden razı olsun. Ben bu kız evime gelince, ben bu kızdan korktum da kaçtım. Polisler geldiler, orada gelinin öyle konuşuyor dediler. Ben oğlum yatarken ben kızımın evine gittim. Altınlarım vardı, altınlarımı alıp da bu kız kaçar diye ben bu kızdan korktum, kaçtım kızım. Oğlum yatıyordu, bu kız bana zarar verir deyip ben evimden kaçtım gittim. Kızıma da dedim hiç beni arayan olsa söyleme. Ben bu kadından korktum. O evimi de o kız yaktı. Ben o kızdan da davacıyım kızım. Korkudan oğluma da kalk ben gidiyorum diyemedim. Oğlum da korkmuş beni aramış kızım. Oğlum susuz. Bunun derdi altınlarımı benden almamış. Altınlarımı almak için gelmiş. Altınlarımı da bulamayınca altınımı çalacak diye ben de kızımın evine kaçtım. Sabahleyin de haber geldi ki yatağımı, camımı yakmış. İyi ki varsın Müce Hanım, iyi ki başımızdasın. Sen olmasan bizim canımızı kimse kurtarmaz. Allah senden bin kere razı olsun. Haklıyı haksızı ayıran bir insansın sen kızım. Yani neyse teyzenizin derdi de ayrı ama en azından Şahinaz teyze ortada. Dün artık yani nerede yangından girdik, çakmaklardan falan filan bir yerlere çıkmıştık. Şahinaz teyzeciğim ben de sizi öpüyorum ellerinizle. Sağlıklı bir yaşam diliyorum her birinize. Ne bileyim yani akıl, ruh sağlığı, böyle beden sağlığı her birinize ayrı ayrı yani. Allah bu şekilde bir daha yaşatmasın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.